Balık yemeyi kim sevmez, ayı ve fok balığı gibi hayvanlar bile sulu bilir salmona hayır demezler. Peki ya tam tersi olsaydı? Ya karadakileri yiyen balıklar olsaydı? Ya suda yemek için balık avlayan kara hayvanları yerine avını yakalama amacıyla sudan sıçrayan balıklar olsaydı? İster inanın ister inanmayın ama bazı balık türleri tam olarak bunu yapıyor. Penguen yemeye bayılan katil balinalar dışında da kara hayvanı avlayan balıklar var. Örneğin katil kedi balıkları ya da ölümcül yılanbaşlar. Kara hayvanları ile beslenen 10 balığa hep birlikte bir göz atalım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Katil kedi balığı. Daha önce hiç avlanmak için sudan çıkan bir balık gördünüz mü? Muhtemelen böyle bir şeyi düşünmemişsinizdir bile. Ama videodaki kedi balıklarına bir bakın. Bu kedi balıklarının sudan çıkma kabiliyetini kazanıp güvercin avlaması gerçekten inanılmaz. Nehir canavarları olarak da bilinen katil kedi balıkları zehirlidir. Ve bazılarının zehri insanlar için ölümcüldür. Aralarında en kötüleri olarak nam salmış dev şeytan yayın balığı Hindistan'daki Kali Nehri ve Nepal'de bulunur. Neredeyse 200 pound ağırlığında olduğu söylenen kedi balığı 1998'den 2007'ye kadar birçok kez insanlara saldırdı. Birçok görgü tanığının önünde 17 yaşındaki bir genci su altına çekmiş oldukça büyük bir balıktır. Dev Travali. Dev Travali kendi türünün en büyük balığıdır. Videolarda gördüğünüz gibi büyük bir su kuşunu bile alt edebilir. Öfkeli ve korkutucu Dev Travali Hint Pasifik sularında yaşar. Bu deniz avcısı aynı zamanda zeki de bir avcıdır. Tek başına da grup olarak da avlanan bu balıklar avlarını tuzağa düşürmek için bir köpek balığı ya da dev bir fok balığının arkasına saklanmaktan çekinmezler. Dev Travali'nin en sevdiği yemek uçmayı yeni öğrenen yavru su kuşlarıdır. Kuşlar suya, yüzeyin hemen altında sıçramaya hazır bir şekilde yüzen Dev Travali'nin direkt ağzına düştüklerinden onlar için kolay avdır. Uçan balık. Uçan balıklar okyanusun en sıra dışı balıklarıdır. Barbados'ta görülen bu balıkların torpido şeklindeki vücutları ve kanata benzer büyük süzgeçleri sayesinde su yüzeyinin üstünde yüzlerce metre uçabiliyorlar. Havaya yükselmek için kendilerini güçlü bir şekilde havaya itiyorlar ve geniş süzgeçleriyle havada süzülüyorlar. 20 feet kadar uçabilme kabiliyetleri sayesinde avcılarından daha çabuk uzaklaşabiliyorlar. Ancak suyun altındaki büyük balıklardan kaçan uçan balıklar bu sefer de su üstündeki fregat kuşlarına yem oluyorlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak böyle bir şey olsa gerek. Afrika kaplan balığı. Afrika kaplan balıkları Afrika'nın çeşitli tatlı su kaynaklarında bulunur. Boyları yaklaşık 40 inç ve yetişkin balıkların kiloları neredeyse 50 kilodur. Keskin ve korkunç dişleriyle bilinen Afrika kaplan balıkları su yakınlarındaki kuşlara da saldırırlar. Özellikle de Goliat kaplan balığı acımasız avcılardır. Hem küçük su canlılarına hem de kara hayvanlarına saldırırlar. Küçük balıklarla beslendikleri bilinse de kuşlara saldırma özellikleri eskiden sadece bir efsane olarak biliniyordu. Ta ki Northwest Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Güney Afrika'da bu balıklardan birinin sudan sıçrayışını kamerasına kaydedinceye kadar çılgınca değil mi? Okçu balığı. Okçu balığı zeki bir su avcısıdır. Çünkü suyun üstündeki bitki saplarında duran böcekleri avlamayı başarırlar. Bu masum görünüşlü avcılar avlarını çok yaratıcı bir şekilde avlar. Onların üstüne atlamak yerine su püskürterek, vurup bayıltarak suya düşürürler. Sonra da afiyetle yerler. Daha da olağanüstü olan şey bu balıkların keskin nişancılar olması ve hiçbir zaman herifi ıskalamaması. Bu kadar ustalıkla su sıçratabilmesini gözlerinin çok iyi görmesine borçlu. Okçu balığı suyu silah olarak kullanabilen nadir yaratıklardandır. Killifish.
kerifi sadece bir sene yaşayan dünyanın en eşsiz balıklarından biridir. Bu balıklarla ilgili en şaşırtıcı şey avlanırken vücudunu füze gibi kullanabilmesidir. Ayrıca balık olmasına rağmen karada bir haftaya kadar hayatta kalabilir. Eşsiz ve özel derileri sayesinde karada nefes alabilirler. Bunu yapabilen tek balık türüdür. Bazıları kuyruklarını kullanarak havaya sıçrayıp ağaçlardaki küçük böceklerle beslenebilir. Yüksek dallarda ve ağaçlarda yaşayan böceklere bile ulaşabildikleri olmuştur. Gümüş aravana. Gümüş aravanalar suyun en güzel ama en korkutucu avcılarından biridir. Güney Amerika'nın Amazon havasında yaşayan bu büyük balıklar sudan sıçrayıp küçük kuşları, böcekleri, küçük sürüngenleri ve hatta yılanları bile yakalayabilirler. Gümüş aravananın boyu 4 feet'e kadar uzayabilir ancak onun en şaşırtıcı özelliği boyunun 2 katı yüksekliğe sıçrayabilmesidir. O kadar hızlı ve hatasız sıçrar ki avının tepki vermek için neredeyse hiç şansı olmaz. Güçüm aravananın en alışılmadık yanı kara hayvanlarını, su canlılarını yeğlemesidir. Yılan başlar. Yılan başlar ilk olarak Rusya ve Çin'de görülmüş, sonra dünyanın diğer yerlerine de yayılmıştır. İstilacı bir tür olarak kabul edilen yılan başlar, doymak bilmez iştahları sebebiyle göl ve akarsuların ekosistemlerini yok etmeleriyle bilinir. Geniş ağızlı ve sivri dişli olmaları onları karada bir hafta yaşayabilen eşsiz bir avcı yapar. Karada kıvrılarak hareket eden yılan başlar, su kuşları ve yılan avlar. Kaplan köpek balığı. Sonunda sıra köpek balıklarına geldi. Köpek balıkları herkesin bildiği gibi okyanusun en iyi avcılarından biridir. Ancak bu hayvanların karnı açken kara hayvanları da işlerini görür. Kaplan köpek balıkları özellikle kuşlara saldırmasıyla bilinir. Ama kumsaldaki çokça lezzetli fok balıkları ve deniz aslanlarına da hayır demezler. Meksika körfezindeki kaplan köpek balıkları kuş yemeye o kadar alışmıştır ki kuşlar havadayken bile saldırırlar. Bu bölge çok yorulmuş ya da yolunu kaybetmiş göçmen kuşların sıkça bulunduğu bir bölgedir. Bu kuşların birçoğu suya düşer ya da kıyıda dinlenirken köpek balıklarına yakalanır. Katil balina. Evet, biliyoruz, katil balinalara balık diyemeyiz. Çünkü memeliler ancak bu listenin bir numarası olmayı hak ediyorlar. Katil balinalara boşuna katil demiyoruz. Bu ölümcül avcı hem suda hem de karada yaşayan hayvanlara saldırır. Deniz aslanı, fok balığı ve kuş gibi hayvanları avlamak katil balinalar için çok kolaydır. Öldürme içgüdüleri efsanevidir. Bir deniz aslanını karadan suya nasıl çekeceklerini çok iyi bilirler. Sudan karaya sıçrayıp bir fok balığı yakalayıp hemen tekrar suya dönebilirler. Bazen geyiklerle bile beslendikleri olur. Bu hayvanlardan bazıları suya girmek gibi bir hata yaparsa katil balina anında saldırır ve avını suya götürür. Karşısındaki hayvanın hayatta kalmak için en ufak bir şansı bile yoktur. Kara hayvanları ile beslenen 10 balık listemiz bu kadar. Bu hayvanlardan en çok hangisi sizi etkiledi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.